bunun içine pancarlarımızı önceden... Çiğden mi? Normal şartlarda çiğden değil. Bunları yaklaşık bir 40-45 dakika kadar ortadan kesiyoruz, yıkıyoruz ve çatalın ortasına girebilecek şekle göre haşladıktan sonra çıkartıyoruz. Çıkardıktan sonra yapacağımız işlem çok şuraya basit. Şuraya koyalım. Tabii. Bunun bir kısmını, haşladığımız pancarların bir kısmını koyduktan sonra şu toz şeker. Yani aha, diğer turşulardan farklı olarak pancarın özelliğinde toz şeker var. Peki, diğerlerinde yok, sadece pancarda aynen var. Aynen öyle. Pancarın orta kısmına şöyle iki en kaşık, aşağı iki kaşık bundan attık. Sonrasında bunun için çok önemli olan sarımsaklarımız var. Sarımsakları ortaya attık. Aha. Bu da kereviz de çok yakışıyor diye buna kereviz atacağız, tamam, ama en üstüne atacağız. Tamam. Şimdi bunları da şu şekil yaptıktan sonra geliyoruz esas kısma. Bunun içine toz şekerini attık. Evet. Şimdi yemek kaşığıyla buradaki şu gördüklerimiz, bu kaya tuzu. Şimdi buradan şöyle. Şimdi orada 3 kiloluk bir bidonumuz var. Aynen. 2 kilo pancar koyduk 2 içine. 2 kilo pancar koyduk. Kaç kaşık tuz koyduk? Şimdi şöyle, şu şeker kaşığıyla 2 tane toz şeker attık. 1 tane normalinde attık. Şöyle bir yarım daha, 1,5 kaşık da şey attık. Tamam, yeterli mi bu? Kaya tuzu attık, yeterli. Çok az bir şey de şu kadar. Yani bunu da çok öyle ekşimeye o gerek limon yok çünkü. Tuzu, değil mi? Aynen. Çünkü bunun içine koyacağımız toz şekeri aynı ekşiliği buna verecek diye çok az bir şey atıyoruz. Tamam. Bir çay kaşığı da limon tuzu. Aynen. Şimdi geri kalan sarımsaklarımızı tekrar üstüne koyuyoruz. Şimdi en üstüne bakın, bu kereviz saplarıyla beraber koyduk ki üstten alta bir baskı uygulasın diye. Şimdi de geri kalanı da, şimdi suyumuz var. Şey, başka yeşillik olur mu? Neden kereviz koyduk? Kereviz hem tat verecek diye, hem de kerevizin turşuyla daha değişik bir şeyi var. Bir de artı yumuşamıyor. Yani maydanoz koysanız veya bir dereotu koysanız turşunun içinde zamanla yumuşayacak ve içeride peki, bir bulaşık bir hal verecek. Peki şimdi ilk turşumuz hazır. Aynen. Bunu alt üst etmiyoruz. Tamamen bu şekilde bekletiyoruz ama sadece. Ama tabii ki bunu iyice bir sıkıyoruz. Yani bir de ara ara bir bakacağız. Şimdi bu olmaya başladığı zaman, fermentasyonu tamamlamaya başladığında, hiç hava alamadığında bir şişme yapacak. Hmm. Böyle çok hafif de bir pıslatabiliriz. Böyle çünkü öbür çıkartır, türlü patlatabilir. Tamam. O da sıkıntı olabilir. Geçelim şimdi, sıradakine. Ne yapalım? Şimdi sırada mor lahana yapalım. Mor lahana yapalım. Aynen öyle. Şuradan yine 2-3 parça sarımsak atalım. Ama pancar kadar çok koymadık sanki. Yok, buna o kadar gerek yok. Tamam, böyle 5-6 diş kondu. Şöyle bir az bir şey yine. Bu kereviz. Hep kerevizi atıyoruz. Niye atıyoruz? Hep kerevizin tadından faydalanalım diye atıyoruz. Şimdi bunun da üstüne en fazla şunu getirdikten sonra bakın bunun üstüne birazcık ne buna atıyoruz? Nohut koyduk. Nohut pancarda atıyoruz, yoktu. Tamam. Aynen, pancarda. Kuru nohut koyduk. Kuru nohut. Böyle bir kaşık, iki tane. İki kaşık. İki tane atalım. Şimdi içine iki tane tuz attık. Şöyle aynen, yine yarım kaşık kadar da limon tozu, limon tozu atıyoruz. İsterseniz bunda çok o kadar ehemmiyet değil ama şöyle iki tane de bir limonu şöyle kenardan bir koyun. Belki hoş bir görüntü hem verecek hem de tamam, bir hafif ekşilik yani verecek. Yani ekşiliğini aslında limon tuzu mu limon tozu mu deniyor? Limon tozuyla. Yani limon işte bizim tozu, bizim işte Adile Naşit ve Münir Özkul'un filmindeki aynen, sirkeyle sistemdeki mi, limonla gibi mı? Bizde sirke yok. Biz hep limonla.